Bugün yola çıkıyoruz. Uzun bir gün olacak. Yani 5'e kadar kalacağımız eve giremiyormuşuz çünkü. Kuzey Formula 1 izleyerek kahvaltısını yapıyor. Her şey çok güzel. Ben de öğle yemekleri için sandviç hazırlıyorum. Birazdan çıkacağız. Artık yavaş yavaş yola çıkma vakti geldi. Son eşyaları taşıyoruz. Morgantown'daki zamanımızın sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş Ohio'ya doğru yola çıkıyoruz. Bir 3 gün kadar da Ohio'da olacağız. Kızım hemen yerini aldı bile. Alıştı oraya. Arabaya biner binmez oraya yatıyor. Önümüzde 4-5 saat yolumuz var ama Morgantown'dan çıkıp gidemiyoruz. Yine Goodwill'deyiz. Bizim hepimizin ruhunda çöp toplamak var. Başkalarının çöpleri bize bir armağan gibi oluyor. Yeni kutular geliyor. Josiah heyecanlandı. Hadi bir postada oraya gidelim. Ya bu böyle yalnız gün boyunca devam eder yani. Yeni yeni bir şeyler geliyor sürekli. Eskiler gidiyor, yeniler 1-2 dakikaya gelecek şimdi. Bu nasıl bir heyecandır ya? Bizim tüm aile olarak günümüz burada geçer. Josiah alsat yapmak istediği için bazı şeyleri erkenden toplamak için bekliyor. Bazı şeyleri satın alıp Türkiye'de satmak istiyor. Bunlar yeni gelenler değil mi? Ha, gelmedi. Heyecan başlıyor. Yarışma başladı, millet sırada. Of 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 of, tepeleme tepeleme giriyorlar. Burada oyuncaklar mı? Bu tarafta oyuncaklar, yes. İşte olay bu. Son bir tane daha kaldı. O da geldi mi? Haydi bakalım diyecekler. Sağ orada bir tane ayakkabı, Nike görüyor musun orada? Sağ. Go ahead and... Yarışma başladı. Josiah harika bir helikopter yakaladı. Gerçi biz tam çok yakından göremedik ama. Yola çıkıyoruz. Josiah bayağı bir şeyler aldı. Şu reklam olsun diye Harry Potter şeyi de aldı. Gösteriyor. Satacak onu da. Şimdiden ilgilenenlere duyurulur. Kelime oyunu oynuyoruz şimdi. Her kelimenin son iki harfinden bir sonraki kişi başka kelimeler türetiyor. Josiah'a ılda kaldı, ıl. Il. Annem de babam buldu, ben bulamadım bir türlü. Ilık. Ilık. Good job. Nice. Good job David. Bolca oyun türetiyoruz çünkü bitmiyor. Az değil yani yollar gerçekten. Çocuklar bir şeyler yiyorlar. Anneleri onlara bir şeyler yaptı. Sandviçlerini yediler. Süt içtiler, meybuz yiyorlar. Yemeğimizi yiyoruz. Kızım yatacağı yere tam tersi şu tarafa doğru odaklandı. Kafayı hiç oynatmıyor bile. Penny, kimi bekliyorsun anneciğim? Neyi bekliyorsun anneciğim? Kocaman Josiah, o ne öyle? Köpek balığı gibi saldırdın beni. Ekmeği de mi verdin? Ha? Ekmeği vermedin değil mi? Ha. Köpek balığı gibi yuttu saldırdın. Yuttu direkt. Birisi beni bıraktı, babaya yanaşmaya başladı. Ne oluyoruz? Giderim bak. Bugün ikinci el store'dan bir sürü Lego bulduk. Arabanı da göster, yaptığın arabanı bakalım. Harika yapmışsın. Bir de öbür halana gösterdiğini de göster. Çok güzel yapmışsın David. Harika. Ayıcık da var. Ayıcığı görmedim ben. Kim buldu onu? Abi. Oğlum basma oluyor, basma. Akıtacaksın her yere. YouTube'a başka nedenlerden dolayı düşeceğiz ondan sonra. Araba alacak. Süper hareketler bunlar. Kitledi de orayı. Ohio'da bir yerlerdeyiz. Benzin almak için durduk. Columbus'a bir saatimiz var. Bizimkileri mümkünse gideceğimiz, kalacağımız eve bırakacağım. Sonra toplantım var akşam. Springfield'a doğru yola çıkacağım oradan. Sizin de şöyle güzelliğinizi bir çekeyim Busan. Ben bu etekten buraya getirip satmalıyım için var ya. Bütün yolculuğumuz kadar buraya getirmişim. Herkes soruyor değil mi? Ne kadar? Bu senin eteği gerçekten çok güzel. Ben de bayılıyorum bu eteğine. Benzin istasyonun yanında böyle bir yer vardı. Bir bakalım dedik neler var. Columbus'a gelmek üzereyiz. Kalacağımız Airbnb'ye 20 dakika falan mesafe var. Ama şimdi şöyle bir yere uğruyoruz. Klasik antik mall. Sever miyiz? Severiz. Koridorlardan bir tanesi böyle. Onlarcası var tabii. Kocaman bir antik store. Ya burada işte tüm gün burada geçer aslında.
saatlerce gezilebilir gördüğünüz gibi. Böyle antika şey satan yerlerde bazen böyle küçük kısımlar oluyor. Bunlara booth deniliyor. Burası bir booth. Burası başka bir booth. Ya bazen kiralayabiliyorsunuz. Kendi antikalarınızı işte sadece bu kısımdaki yerde sergiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sattığınız şeye göre para ödüyorsunuz. Ya da artık aylık, bilemiyorum onu. Ama işte mesela buradaki booth'a sahip olan kişi işte plaklara falan düşkün, plak satıyor. Dolayısıyla her booth'ta farklı bir temada görüyorsunuz. Ya buradaki kişi işte el işleri, şunlar bunlar, muhtemelen böyle bir bayan el işlerini yapıyor. Bir taraftan da böyle ev dekorasyonu ile ilgili şeyler satıyor. Buradaki arkadaşımız da resimlerini yapıyor ve satıyor. Bakalım şöyle fiyatlara. $95 mesela şu. Oha, ya plakaları. Böyle kitaplarınızı falan da satabiliyorsunuz tabii ki. Aslında geçtiğimiz yıllarda Buse ile böyle bir yer açma konusunda konuşmuştuk. Ben çok istedim yani, işte sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri, bir kahvecinin olduğu, antik ürünü olanların antik ürünlerini sattığı, resimlerinin, işte yani ne satmak istiyorsanız böyle bir küçük bir yer kiralayacaksınız kendinize. Hem sosyalleşme için, hem böyle kahve içebileceğiniz sanat sergilerinin vesaire olduğu. Ama tabii ki yani bu işler hem zaman hem para vesaire. Onun için şu anda sadece geziyoruz. Bu tam bendik. Legolarımı koyarsam nasıl? Şurada çok güzel şeyler var David. Rakam 805. Ya severim ben 805 rakamını, alalım bunu. Çok güzel durmuyor mu ya? $9 mı? Biraz pahalı mı? 805 için biraz pahalı hani. Yani 700 ve neyse, gereksiz bir şakaydı bu. U harfi. Ne de olabilir. Ne de olabilir, evet. Hangi açıdan baktığına bağlı değil mi? Buradan da işte alıp istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. David Kuzey'in D'si, evet. Sevdin mi David burayı? Her şey var. Her şey var değil mi? Aynen babacığım, her şey var, haklısın. Mater. Route 66'te Mater'ı göreceğiz. Gerçeğini. Ama gerçek olmayacak. Gerçek adam. Gerçek kamyoneti göreceğiz orada. Biliriz ama konuşmayacak. Konuşmayacak tabii ki. Kamyon konuşur mu David? David, ikinci sınıfa gidiyorsun sen ya. Tusay ürün arıyor kendine. Aldım bir tane. Yo, yavaş babam be. Tusay Türkiye'de satacağı ürünlerin alışverişini yapıyor. David'le Penny de burada takılıyorlar. Önümüzdeki 3 gece kalacağımız mahalleye geldik. Burada kalacağız. Penny hemen şöyle bir hava almaya çıktı bile. Şimdi birazdan toplantım olacağı için ev turu yapamıyorum. En azından şöyle ilk katı göstereyim. Burası da hoş gözüküyor. David, nereleri karıştırıyorsun? Yatak odası. Geçen geldiğimiz eve çok benziyor açıkçası. Oradan biraz daha büyük ama yapı olarak neredeyse aynı. Oh yeah, that's a king bed. Mahalle de çok güzele benziyor. Buse'yi ve çocukları Columbus'taki Airbnb'ye bıraktım. Ben de hemen atladım arabaya. Springfield'a gidiyorum. Toplantım var, bir akşam yemeği var. Ondan sonra da bir konuşmam var. Dolayısıyla geç bitecek diye düşünüyorum bu akşam. Ama her şey yolunda. Çok da uzun sürmedi buraya gelmemiz. Onun için her şeye gidiyor şimdilik. Springfield'a toplantıya geldim. Bir pastör arkadaşımla. Brisketçiye geldik. Ya bu brisket olayı bir efsane tabii ki. Yemeğimizi yedik. Şimdi 20-25 dakikaya bir toplantımız var. Yavaş yavaş insana gelmeye başladı. Zeyn bana bir sürprizi varmış. Bakalım ne yapmış. Aa, yapabildin mi? Evet. Nasıl, güzel gidiyor mu? Göster evet, bakayım. Değişeni yaptım. Harika. Günün kıyısında İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildim. Çocuklar şimdi akşam yemeklerini yiyorlar. Hızlı bir şekilde buraya geldik. Kerem bizi acele bir şekilde bıraktı ve toplantıya gitti. Bizimkiler
Top bulamadılar. Fenin topuyla oynuyorlar. Sen atmak yok. Amerika'da haftada bir gün çöpleri topluyorlar. O yüzden kaldığımız evin sahibi çöpü dışarıya ön yola koymamızı istedi. Bir gün önceden. Biz de onu yapıyoruz. Kerem daha gelmedi. Saat 10 olmak üzere. Bir yarım saate sanırım burada olacak. Bu da evimizin gece görüntüsü. Sokak gayet sessiz. Babamız gelmek üzere. Sanırım evi bulamadı. Yanlış yere mi park ediyor yoksa park edecek yer yok diye mi? Evleri karıştırdı. Oy oy oy, müzeye bakar mısın? Eski gospel müzikleri dinliyorum. Yanlış yere park ediyordum. Evet, yakalandım. Aa, sonunda geldim. Uzun bir gündü.